Kızlara bugün yaptığım temizliği göstereceğim, nasıl bir temizlik yapılıyormuş. Hiçbir temizlikten anlamıyor kesinlikle. Yaptığım temizliğin arkasındayım. Kesinlikle hiçbir temizlikten anlamıyor. Necla şurada bir yanlış yaptı. Kadir Bey'le birlikte duvarı silerken duvarın beyazını, bütün kirini zaten kovaya almışlardı. O kovayla birlikte o bezle, o kovadaki suyla camı silmeye kalktı ve çok büyük bir hata yaptı. Bütün beyazı cama vurdu. Necla Hanım, camı nasıl temizliyorsunuz? Camda. Önce pisliğini aldım, tozunu falan aldım. Ondan sonra demirlere arka cephesine su döktüm. Şimdi kremliyorum. Sonra da camı sileceğim. Necla'nın bugünkü cam temizliğini beğenmedim. Duvar sildiği suyla ve duvar sildiği bezle camı sildi. Ben çok iddialıyım. O ödülü kimseye kaptırmam. Çok iddialıyım. Çünkü bu iş benim işim. Yıllarımı verdim. Hala daha devam ediyorum. Buradan Hatice Hanım'a çok teşekkür ederim. Onun sayesinde katıldım bu işe. Necla Hanım'ın cam temizliği biraz karışık oldu sanki. Çünkü bir duvardan aldığı bezi cama sürdü. Camdan aldığı bezi kornişe ve alçıpana sürdü. Bu konuda biraz beni endişe ettirdi. Temizlikten anladığını söyledi ama aynı bezle dört yeri de sildi. Necla temizlikten bahsediyordu, temizlik öğreteceğini söylüyordu ama duvar sildiği bezle ve suyla camları sildi. Evet, o beklenen cam temizliği böyle olur. Gittiğim her evde böyle yapıyorum ben. Necla Hanım salondaki halıyı silmesini kesinlikle bekliyorum çünkü eşyası az ve temiz bir ev olduğu için de ekstra bunu bekliyorum. Detaylara takılacağım ben bugün çünkü ev çok pis değildi. Süremiz ne kadar oldu öğrenebilir miyim? 1.15. 1.15. 1.30'da buradan çıkıyorum. Salonda yapılacak ne kaldı? Kapı kaldı, petek kaldı. Onları 15 dakikada halledersiniz. Hallederim, hallederim. Necla daha sesi mahallenin ortasına geliyor yemin ediyorum canım. Kadir öyle sen gerekiyor. Sen şimdi bunu çekçekle çektin. Evet. Bir şey diyeceğim, güzel duruyor aslında. Tabii güzel duruyor. Leke görünmüyor burada. Kadir, göremezsin. Vallahi ama az önce bir yanlış yaptın sadece. Ne yanlışı onu yaptın? Onu gördüm. Ne yanlışı yaptın? Onu finalde söyleyeceğim. Tamam. Ama eminim onu yarışmacılar da görmüşlerdir. Tamam Kadir. Söyleyeceklerdir sana. Kadir, elbette ki yanlışımız olacak. Tabii ki. Kız bu güzel sabunluyormuş ha. Kadir, her gittiğim ev temizliğinde bulaşık deterjanını kullanırım. Herkes şok olur. Cam fısfısıyla asla cam silmem. Oo, nasıl güzel sildi. Ben de evde bazen onunla siliyorum. Yani bulaşık güzel siliyor tabii. Şahane bir şey. Mesela bir nübüşçüler bunlarla camları siliyor ki buhar yapmasın diye yapıyor. Öyle siliyorlarmış. Olabilir. Baksana. Ama bu çekmesi kullanmak önemli aslında yani leke tabii tutmasın diye. Necla'nın halıyı silmesini bekliyorum çünkü kolay bir halı, silinebilir bir halıydı. Eğer silmediyse de puanını bayağı bir etkiler. Necla televizyonu bitirdin, koltuklar bitti. Şimdi bir petek bir de kapı kaldı. Evet. Yalnız süre bu arada akıyor, mutfak buradan daha zorlu. Onun için artık biraz hızlanmamız gerekiyor. Hızlanca. Necla bugün duvarı sildi, uğraştı. Boyaları, kalem izlerini çıkarmaya çalıştı. Umarım hepsi çıkmıştır ve ben özellikle koltuk izlerinin olduğu duvarı bekliyorum. Lekeliydi çünkü. Onları bekliyorum. İnşallah onlar da temizlenmiştir. Necla, annengilin haberi var mı buraya katıldığında? Evet, annem hatta demişti ki senin ne işin var orada? Gidersen Kadir'le hep oyun oynarsın. Halayı oyunu çok sevdiğim için. Sen de mi benim gibi seviyorsun? Şakrakım ben. Oh. Çok. Yalnız hem iş yapıyoruz hem alay çekiyoruz. Aynen, hem iş yapıyoruz hem alay çekiyoruz. Bazısı da diyor ki Necla ya orası temizlik programı değil mi? Niye sürekli oynuyorsunuz? Temizliğin ilk şartı müzik bir kere. Müziksiz evet temizlik olmaz. O yüzden neşelene neşelene iş yapıyoruz. Her şeyden önce enerjin biraz yüksek olacak. Aynen, modumuzu yükseltiyoruz. Hı hı. Hem bizim hem sizin. Necla Hanım temizlikte çok iddialıydı. Halıyı bir de silmesini bekliyorum. Yalnız peteği açtım. Peteğin içinden düşenlere bakar mısınız? Ekmek, maske, eldiven, balon. Tah. Yani göre petek, içinde ne ararsam var. Necla hadi hadi bacım. Hadi hızlan yık. Adana'nı yık. Allah'ın adamı yık. İşimizi bil yık. Hızlı hızlı yap yık. Dön. Dön kameraya dön. Dön. Adana'yız, Allah'ın adamıyız. Hele ki Necla'nın eline hızına. Bak 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 bak. Cam bitti, koltuk bitti, yer bitti, duvar bitti. Petek bitti, masa bitti. Bir kaldı kapı. Onu da şimdi yapıyoruz. Çekiyoruz. Mutfağa geçiyoruz. Le 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 le. Adana'ya gidek mi? Şalvarından giyek mi? Kebabından yiyek mi? Hey kardeş gel gidek. Haydi buyurun. Gidek.
Adana'ya gel gidek. Adana sıcak derler. Hey Kadir gel gidek. Necla'nın salonun kapısı çok pis değildi. Güzelce onu bir temizlemesi, krem temizleyicilerle temizleyip durulamasını bekliyorum. Salondaki kapının mutlaka parlamasını bekliyorum. Kapı çünkü gerçekten kirliydi. Ne kadar süremiz kaldı? 1.40 geçti. Necla abi 2 saat olmuş, görüyor musun? Ha 1.42'de. O yüzden çıkmamız lazım. Bitmedi mi zaten? Bitti bitti, yerleri siliyoruz. Şimdi yerlerde de kireçli sular var ya, onlar bizi uğraştırıyor. Millete eliniz ağır diyordu ama kendisi de hala salondan çıkamadı. Kız Necla niye böyle oldu? Temizlik bu Kadir. Necla şimdi temizlik diyor. Diğerlerine niye eli ağır dedin kör olmaya sıçan? Elleri tabii ki ağırdı Kadir ya. De şimdi mutfaktan enerjileri bir buçuk saatte enerjileri yoktu aynen. Salonda 1 saat 40 dakika bir vakit geçirdi. Bu salon için uzun bir vakitti. Çünkü ünitesi, vitrini vesaire onu oyalayacak eşya yoktu salonda. Kalk mutfağa gidelim artık. Haydi Necla çek kapıyı. Evet at bezi. At bezi Necla, kalk bırak bezi bırak. Evet. Boyaları kazıdık, camları sildik, koltukları sildik ve enerjimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Hazır mıyız? Hazırım. Hadi geç. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.